Sevgili izleyiciler, Denizli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü kış dağcılık faaliyetleri planını aldı. Honaz Dağı zirve tırmanışını gerçekleştirdi. Dağcılık ve doğa sporlarıyla uğraşların hedefleri arasında hep bu dağın zirvesine çıkma hayali vardır. Çoğunlukla gruplar bu zirveye bahar ve yaz aylarında tırmanış faaliyetleri gerçekleştirirler. Kısa adı DENDAK olan Denizli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü de kış dağcılık faaliyetleri planına aldığı Honaz Dağı zirve tırmanışını 16 Şubat Pazar günü gerçekleştirdi. 41 kişinin katıldığı etkinliğe Denizli başta olmak üzere Uşak, Muğla ve Bursa'dan dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgilenen dağcılar ilgi gösterdi. Sabah Denizli il merkezinden araçlarla yola çıkan katılımcılar Honaz ilçesi Aydınlar köyünde traktörlerle tırmanışı başlayacağı Gerikaya mevkiine ulaşmaya çalıştılar. Stabilize yolun aşırı çamurlu oluşu tırmanış noktasına ulaşmayı biraz geciktirmekle birlikte Aydınlar köyünden dağcıları tırmanışın başlangıç noktasına taşıyacak traktörcülerin ustalığı sorun yaşamadan ulaşımı sağladılar. Kış tırmanış faaliyetinin başlangıç noktasından katılımcılara DENDAK Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Taylan Özgür tarafından bilgilendirme yapıldı. Arkadaşlar, şu anda bulunduğumuz yer Gerikaya, 860 metre rakımda. Zirve 2571 metre. Yaklaşık 4-8 kilometre bir parkurumuz olacak. Gerikaya mevkinden başlayan tırmanış sırasıyla Çukur Eğrek mevkii, Kızlar Oluğu ve Karakuyu gediğinden geçilerek zirveye ulaşmakla sonuçlandı. Kar nedeniyle zor anlar yaşayan katılımcılar, tehlikeli bölgelerde ip ile emniyet alarak katılımcılara hem eğitim verme hem de güvenli bir tırmanış gerçekleştirme fırsatı verdiler. Sevgili izleyenler, şu an Honaz'ın tam 2528 ya da 2573 veya 2570 diye tanımlanan zirvesinin altındayız. Bu noktada önlem alınarak çıkış yapılıyor yukarıya doğru. Çünkü gördüğünüz gibi önde bir sarp kayalık var. Grubun öncüsü, grubun lideri daha doğrusu şu anda iple önlem almak için oraya çıktı ve yukarı çıkacak olan ekip şu anda ipe girdi. Yani ip emniyet alarak devam ediyor. Çünkü bu noktadan ileride çok dikkatli olmak gerekiyor. Zirve sonrası etkinliği düzenleyen DENDAK yöneticileriyle konuk dağcılık kulüp ve dernek temsilcileri etkinlik hakkında görüşlerini paylaştılar. Güzel bir gündü. Yani kış mevsiminde olmamıza rağmen hava güneşliydi. Zirve içinde gayet müsaitti. Yani Ege'nin çatısında olmak, Honaz'la randevumuzu yeniden gerçekleştirmek çok güzel tabii. Biz bahar ayında da kamplı olarak tırmanmıştık. Muğla Dost DENDAK beraber etkinlik yapmıştık yine. Çok zevkli bir etkinlikti. Ya bugün misafirlerimize de biz teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi onlarla olmak. Evet. Keyifli bir Muğla etkinlik Dost, oldu. Akyaka, şimdi Uşak. Bursa. Bursa'dan evet. Arkadaşımız geldi. Muğla Dost zaten bizim gerçek dostumuz. Evet. Yıllardan beri hep birlikteyiz biz. Bugün de Uşak ekibiyle tanıştık. Biz de Uşağı bekliyoruz. Uşağımızın da kendine özgü bir doğa güzelliği var. Kanyonumuz var. Her ne kadar bir kısmı Murat Dağı'nın Kütahya'da olsa da bizim de 2300'lük bir dağımız var. Murat Dağımız harika bir dağ. DENDAK'a ben teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim bize eşlik ettiğiniz için, çekim yaptığınız için. Yani biz de size teşekkür ediyoruz. Bursa'da beklerim. İnşallah Bursa'ya da çıkarız. Uludağ çok fazla medyatik ama olsun. Siz başka bir dağ bulursunuz, oraya da çıkarız. Günün sonuna doğru zirveden dönüşte DENDAK üyeleri ve konuk dağcılar anı fotoğrafı çektirerek etkinlikten hoşnut kaldıklarını dile getirerek DENDAK'a ev sahipliği için teşekkür ettiler.